Bugünkü masalımızın adı Kara Buğday. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede kocaman bir buğday tarlası varmış. Bu buğday tarlasının olduğu yerde bir de söğüt ağacı yaşarmış. Söğüt ağacı gösterişli, uzun boylu, kocaman bir ağaçmış. Dalları hep aşağıya doğru eğik dururmuş. Yaprakları yemyeşilmiş. Söğüt ağacı yaşlanınca gövdesinde yarıklar açılmış. Bu yarıklarda otlar, çiçekler büyümeye başlamış. Kuşlar sık sık gelirler, onun dallarına konar, ötüşürlermiş. Söğüt ağacı kuşlarla konuşur, söyleşirmiş. Onlar da söğüt ağacını çok severlermiş. Söğüt ağacını en çok seven ise serçeymiş. Bir gün söğüt ile serçe yine söyleşiyorlarmış. Söğüt ağacı serçeye, "Sana kara buğdayın başından geçenleri anlatayım mı?" diye sormuş. Serçe, "Zevkle dinlerim," diye cevap vermiş. Bunun üzerine söğüt ağacı başlamış anlatmaya. "Şu benim yaşadığım topraklarda çiftçiler buğday yetiştirirler. Ben buğdayları pek severim. Çünkü onlar pek alçak gönüllüdür. Büyüdükçe başlarını yere eğerler. İşte benim anlatacağım masal da bu buğdaylardan biriyle ilgili. Bir zamanlar buralarda kara buğday adında bir bitki yaşıyordu. O diğer buğdaylar gibi alçak gönüllü değildi. Büyüdükçe başını eğmezdi. Tam tersine hep dik tutardı. O da bir şey değil. Başka buğdayların hiçbirisini beğenmezdi. Herkeste bir kusur bulurdu ama kendi kusurlarını hiçbir zaman görmezdi. Hiç durmadan kendisini över dururdu. Bir gün onu tarla kuşu ile konuşurken duydum. Tarla kuşuna, "Ben diğer buğdaylardan daha güzelim. Çok gösterişli ve büyüğüm," diyordu. Tarla kuşu onun bu sözlerini beğenmedi. Ama ona hiçbir şey söylemeden uçup gitti. Fakat ben dayanamadım. Ona seslendim. "Hey kara buğday, kendinle bu kadar övünme. Herkesin kendine göre bir güzelliği vardır," dedim. Ama kara buğday benim bu sözlerime çok kızdı. "Heh, sen kendine bak, iyice yaşlanmışsın. Üstelik yarıklarında kocaman otlar büyümüş," diye benimle alay etti. Diğer buğdaylar kara buğdayın bu sözlerini duydular. Onlar da, "Neden böyle davranıyorsun? Söğüt ağacı senden daha yaşlı. Ona saygı göstermelisin," dediler. Ne yazık ki kara buğday bu sözlerin hiçbirine aldırmadı. Günler böyle geçti. Kara buğday kendinden başka hiç kimseyi beğenmedi. Bir gün hava karardı. Yağmur yağmaya, fırtına esmeye başladı. Tarladaki bütün bitkiler başlarını aşağı ediler. Ama kara buğday kibrinden başını eğmedi. Tarladaki bütün buğdaylar ve çiçekler ona seslendiler. "Başını eğ kara buğday." "Eğmem," diye cevap verdi. Çiçekler, "Fırtına geliyor, başını eğ," dediler. Kara buğday yine söz dinlemedi. Derken yağmur dindi, fırtına geçti. Çiçekler ve buğdaylar başlarını kaldırdılar. Hepsinin de yaprakları yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Sonra etraflarına bakındılar. Bir de ne görsünler? Kara buğday yanmıştı. Başını eğmediği için ona yıldırım çarpmıştı. Söğüt masalını bitirince ağlamaya başladı. "İşte böyle," dedi serçeye. Kara buğday kendini beğenmişliğin cezasını böyle çekti. Serçe de gözleri dolu dolu söğüt ağacına baktı ve bu masalı hiçbir zaman unutmadı.